RT Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Ülke genelinde yaşanan başıboş köpek saldırılarına bir yenisi Erzincan'da eklendi. Erzincan'ın Üzün ilçesinde 9 yaşındaki çocuk sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan çocuk çevredekilerin yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Saldırıda ağır yaralanan çocuk Erzurum'a sevk edildi. Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde 9 yaşındaki çocuk sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan çocuk çevredekilerin yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Üzümlü ilçe merkezinde evinin önündeki oyun parkında bulunan 9 yaşındaki Emin Beşiktaş, bölgede bulunan 5 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Saldırıda feci şekilde yaralanan, kafatası soyulan çocuk çevredekilerin yardımıyla kurtarılarak olay yerine çağrılan 112 ambulansıyla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Erzincan Valisi Mehmet Makas saldırıya uğrayan çocuğu hastanede ziyaret etti. Vali Makas çocuğun sağlık durumu hakkında hastane yetkililerinden bilgi alarak ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulundu. İlk tedavisi yapılan 9 yaşındaki Emin Beşiktaş isimli çocuk durumunun ağır olması nedeniyle Erzurum'a sevk edildi. Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle basın çalışanlarıyla bir araya geldi. Basın mensuplarının gününü kutlayan Aksun, halkın haber alma konusunda mesai mefhumu gözetmeksizin yaptıkları görevden dolayı teşekkür etti. Başkanım, halk otobüslerine... Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle basın çalışanlarıyla bir araya geldi. Birincisi Erzincan Belediyesi'nin alakalı kısım. Yani kendi iç ulaşımla alakalı değil. Türkiye genelini ilgilendiriyor. Basın mensuplarının gününü kutlayan Aksun, halkın haber alma konusunda mesai mefhumu gözetmeksizin yaptıkları görevlerden dolayı basın çalışanlarına teşekkür etti. Başkan Aksun programda slide gösterisi eşliğinde yürütülen projeler hakkında bilgilendirmede bulundu. Gazeteciler olaraktan 10 Ocak dolayısıyla sizi misafir etmekten onur ve şeref duyduk. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Erzincan denkleminde gazetecilik adına görev yapan arkadaşlarımızın tamamı için bizim söyleyeceğimiz söz şudur. Hakikaten işin ruhuna uygun, şahsiyetli bir şekilde bu işi yapmaktalar. Başladığımız günden bugüne yaklaşık 3 yıl geçti. 3 yıl içerisinde bizi doğru yönlendirmek adına eleştirileriniz için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum bazı konularda. Yönlendirdiğiniz konular oldu. Efendim eksik ve aksaklıkları dillendirdiğiniz konular oldu. Ama şu ana kadar şahsileştiren hiç kimse olmadı. Ben bu manada bütün çalışan arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Erzincan Belediyesi ve siz değerli çalışan gazeteciler olarak da iç içe el birliğiyle, iş birliğiyle şehrimizi daha güzel yerlere taşımak için bu birlikteliğimizin devamından yanayız. Biz üzerimize düşen dikkati mümkün mertebe kesilmek suretiyle sizlerin de bize destek olaraktan bu yürüdüğümüz yolda daha doğru adımlar atabilmenin, tercihleri doğru yapabilmenin şansını tanımanızı arz ediyoruz. Hepinize şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var. CHP İl Başkanı Ayhan Doğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Erzincan Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Basın çalışanlarının gününü kutladı. Ziyarette konuşan Başkan Doğan, basın mensuplarına başarı dileklerinde bulundu. Dünya Gazeteciler Günü, Çalışan Gazeteciler Günü'nden dolayı başkanım ve sizleri ziyaret ettik. CHP Erzincan İl Başkanı Ayhan Doğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Erzincan Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek basın çalışanlarının gününü kutladı. Ziyarete CHP Merkez İlçe Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Başkanları da eşlik etti. Başkan Doğan, basın çalışanlarına başarı dileklerinde bulundu. Daha iyi olsun, haklarınız daha iyi olsun. O konuda Anavat Partisi İl Başkanı olarak biz üzerimize düşeni yapacağız. Bugünkü ziyaretiniz hem koşullarınızı konuşmak hem de sizi ziyaret etmek hem de gününüzü kutlamak. Ama süreç içerisinde hem genel merkezimiz hem biz çalışmalarınızı yoğunlaştırırız başkanım. Her türlü her zaman yanınızdayız. Hangi sorunlarınız olursa karşılamaya çalışacağız. Bu vesileyle ziyaret ettik. Teşekkür ederim.
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, basın çalışanlarıyla bir araya geldi. Halkın yaşanan olaylardan haberdar olması yönünde fedakarca görev yapan basın çalışanlarının gününü kutlayan Kurt, İl Emniyet Müdürlüğü'nün faaliyetleri hakkında bilgi verdi. 3 Temmuz 2021 itibariyle Erzincan'da Emniyet Müdürlüğü olarak görevimize başladık. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, basın çalışanlarıyla bir araya geldi. Ziyarete Erzincan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muzaffer Koşan, Emniyet Müdürlüğü'nde görevli şube müdürleri, ERT Şah Medya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Birol Dağ, Erdal Albayrak ile Erzincan'da görev yapan ulusal ve yerel basın kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Programda konuşan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, tüm basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak başarı dileklerinde bulundu. Basının önemine değinen Kurt, yaşanan tüm olayların halka duyurulmasında basının önemli bir görevi yerine getirdiğini ifade ederek tarafsız ve objektif yayın yapan Erzincan basınına teşekkür etti. Çünkü ben ve ekibimiz basınla ilişkileri ne kadar önemli olduğunu, basının esasında bizim iş ve işleyişimizde, bizim değil aslında bütün kurumların iş ve işleyişinde ne kadar önemli bir yer olduğunu, doğru ve tarafsız haberin vatandaşımıza iletilmesinde hani klasik bir ifade olacak ama köprü olduğumuzu bilincindeyiz. Daha önceki tecrübelerimden de bunun çok çok örneğini yaşadım. Yani hele İstanbul'da bazen bir olayla ilgili siz bilgi vermezseniz basın mensubu arkadaşımız sadece sokaktan duydu, etraftan araştırdı bilgiyi, vatandaşla paylaşıyor. Onlar da çoğu yanlış olabiliyor. Hem basın mensubu arkadaşımız hem bizler bu sefer boşa düşebiliyoruz. Bunu çok tecrübeler edindik biz. Slide gösterisi eşliğinde İl Emniyet Müdürlüğü'nün faaliyetleri hakkında bilgi veren Kurt, Erzincan'ın huzurlu bir şehir olduğunu dile getirerek mesai arkadaşlarıyla birlikte halkın huzur ve güveni için çalıştıklarını söyledi. Daha çok alanda polis hakimiyetini göstermek için yaptığımız sorgu sayıları 2021 ilk 6 ayda Erzincan merkeze bağlı Ergan köyü mevkiinde yoldaki buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği saman yüklü kamyon devrildi. Kamyon sürücüsü itfaiye, AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı. Erzincan merkeze bağlı Ergan köyü mevkiinde yoldaki buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği saman yüklü kamyon devrildi. Kamyon sürücüsü itfaiye, AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden güçlükle çıkarıldı. Sürücü İA, kaza mahalline çağrılan 112 ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Erzincan Gazeteciler Cemiyeti'ne ziyaretler gün boyu sürdü. İl Müftüsü Burhan Çakır, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Bedir Limon ve Birlik Habersen İl Başkanı Sabahattin İlhak, basın çalışanlarının bu anlamlı gününü kutladılar. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Erzincan Gazeteciler Cemiyeti'ne ziyaret gün boyu devam etti. Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bedir Limon, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ziyaret yaparak basın çalışanlarının gününü kutladı. Cemiyeti ziyaret eden Erzincan İl Müftüsü Burhan Çakır ise tüm basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Çakır ziyarette gazetecilere kitap hediye etti. Burada buyurun şey. Şöyle size takdim edelim. Hem günün kutlu olsun. Cemiyete bir ziyarette Birlik Habersen Erzincan Şubesi'nden geldi. Şube Başkanı Sebahattin İlhak bazı sendika yöneticileriyle birlikte ziyarette bulunarak basın çalışanlarının gününü kutladı. Teşekkür ederim. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı KUDAK'a kültürel değerleri, doğal ve coğrafi güzellikleri, tarihi eserleri ve lezzetli mutfağıyla ve medeniyetler köprüsü olarak tabir edilen Erzincan'ın tanıtım filmini yayınladı.
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Kudaka tarafından kültürel değerleri, doğal ve coğrafi güzellikleri, tarihi eserleri ve lezzetli mutfağıyla Medeniyetler Köprüsü olarak tabir edilen Erzincan tanıtım filmi yayınlandı. Videoda Erzincan'ın tarihi ve kültürel değerleri, el sanatları, turistik alanları, yöresel lezzetleri ve coğrafi özellikleri gözler önüne serildi. İstanbul Kemah Spor Kulübü sporcularından atletizm takımı yürüyüş sporcusu Kemahlı Diyar Bayram 5000 metre yürüyüşte Türkiye rekoru kırdı. Bayram aynı zamanda 3000 metre rekorunun da sahibi oldu. İstanbul Kemah Spor Kulübü sporcularından atletizm takımı yürüyüş sporcusu Kemahlı Diyar Bayram 25 Aralık 2021 tarihinde Ataköy Atletizm Spor Salonu'nda düzenlenen rekor denemelerinde 5000 metre yürüyüşte Türkiye rekoru kırdı. Bayram aynı zamanda 3000 metrede rekorun da sahibi oldu. Aynı yarışlarda Kemah Spor Kulübü sporcusu Ozan Bayram ise 5000 metrede ikinciliği elde etti. Diyar Bayram 5000 metre derecesi 20.59.95 ve 3000 metre geçiş derecesi 12.17.42 ile U18 Türkiye rekorunu kırarak Erzincanlı sporcular tarihine adını yazdırdı. Her şey tırman için. Ben Diyar Bayram. 4 senedir İstanbul Kemal Spor Kulübü'nde atletizm yapıyorum. Geçmişte birçok Türkiye'de lise elde ettik fakat bugün yapılan denemede U18-5000 Türkiye rekorunu kırdım. Bugünkü rekorumu vefat eden Fuat Sevim abimize armağan ediyorum. Kemah Spor Kulüp camiasına ve arkadaşlarım ve hocalarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi de Erzincan ve çevre illerde beklenen son hava tahminlerini getiriyoruz ekranlarınıza. Erzincan -7.4, Erzurum -8.2, Sivas -3.5, Gümüşhane -6.5, Bayburt -8-1, Giresun -6.15, Elazığ -3.6, Tunceli -5.5, Bingöl -6.3, Malatya -0.9, Yozgat -3.10, Amasya -1.13, Kars -12-2, Van -7.4, Ağrı -18-1 derece. Dolar 13.18, Euro 14.88,
gram altın 756 lira, tam altın 4907 lira, yarım altın 2453 lira, çeyrek altın ise 1226 liradan işlem görüyor. RT Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bültenini izlediniz. Yarın aynı saatte farklı bir gündemde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.